Merhaba sevgili çocuklar, güzel yazı dersine hoş geldiniz. Ada ile Efe'nin hikayesinden devam ediyorum. Ama bugün 3 tane harf birden öğreneceğiz. Beni çok iyi dinleyin ve tahmin edin bakalım hangilerini öğreniyoruz. Efe annesinin gözlüklerini bulmuş. Bir de pencereden bakınca ne görsün? Yağmur yağıyor. Hemen arkadaşının hediye ettiği şemsiyeyi alıp dışarıdan topunu almaya gitti. Topunun ıslanmasını ve ıslak kalmasını istemiyordu. Hangi harfleri öğreneceğimizi tahmin edebildiniz mi? Önce yumuşak G'yi öğrenmeye geçiyoruz. G harfi gibi ama bunun şapkası var. En üstteki çizginin biraz altından başlayıp sağdan sola daire çizerek üçüncü çizgiye kadar inip ikinci çizgiye çıkıyorum ve duruyorum. Dairemin ortasından ikinci çizgiden başlayıp soldan sağa daireme doğru yatay bir çizgi çiziyorum. Sonra da en üstteki çizginin de üstünden yukarıya doğru şapkasını yapıyorum. Şimdi de küçük yumuşak G'ye geçelim. İkinci çizginin biraz altından başlayıp sağdan sola daire yapıyorum. İkinci ve üçüncü çizgiye dokunuyor. Elimi hiç kaldırmadan ikinci çizgiye yukarıya dokunup en alttaki çizgiye kadar dümdüz iniyorum ve yuvarlak dönerek kuyruğunu yapıyorum. En sonda ikinci çizginin biraz üstüne şapkasını koyuyorum. Şimdi de cümlemizi yazmaya geçelim. Yağ, yağmur, yağ. Sayfamızın sonuna kadar cümlemizi yazıyoruz. Şimdi de H harfini öğrenmeye geçiyorum. En yukarıdaki çizgiden başlayıp üçüncü çizgiye kadar dümdüz iniyorum. Yanına biraz boşluk bırakıp aynı şekilde en yukarıdaki çizgiden başlayıp üçüncü çizgiye kadar düz bir çizgi çiziyorum. Bu iki çizginin arasındaki boşluk çok fazla olmasın, az da olmasın, dikkat edin. Sonra ikinci çizgiye gidip soldan sağa yatay bir çizgi çizerek ikisini birleştiriyorum. H. Şimdi de küçük H harfine geçelim. En yukarıdaki çizgiden başlayıp üçüncü çizgiye kadar düz bir çizgi çiziyorum. Elimi hiç kaldırmadan yuvarlak dönerek ikinci çizgiye çıkıp üçüncü çizgiye geri dönüyorum. H. Şimdi de cümlemizi yazmaya geçelim. Hale hasta oldu. Sayfamızın sonuna kadar cümlemizi tamamlıyoruz. Şimdi de I harfine geçiyorum. En üstteki çizgiden başlayıp dümdüz üçüncü çizgiye kadar iniyorum. I. Şimdi de küçük I harfine geçelim. İkinci çizgiden başlayıp üçüncü çizgiye kadar düz bir çizgi çiziyorum. Bu da küçük I. Şimdi de cümlemizi yazmaya geçelim. Işık, ıspanak ye. Sayfamızın sonuna kadar cümlemizi tamamlıyoruz. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hoşça kalın.